Sıradaki duyu organımız burun arkadaşlar. Arkadaşlar burun koku duyusunu almaya karşı özelleşmiş bir organımızdır. Burun koku. Evet. Zaten yazmışız. Koku ve nefes alma organıdır arkadaşlar. Koku organımız. Şimdi bizde burun arkadaşlar yaklaşık 50 milyon duyu siniri bulunduruyor. Ama mesela köpeklere falan bakacak olursak köpeklerde ön taraf burundur. Kocaman o burun olarak uzamıştır. Ön taraf. Şu 200... uçtaki minnacık yer değil yani burun. Evet bizde iyice küçülmüş. Hı-hı. Köpekte tamamen çok fazla oranda büyümüş vaziyette. 250-300 milyon civarında arkadaşlar koku mesela siniri var. Ayılara bakacak olursak ayılar köpeklerden 7 kat daha da fazla koku alma özelliğine sahip. Aynen. Hayvanlar. Evet. Ne demiştik? Kızılderili atasözüne dönecek olursak ormana bir iğne düşerse ayı kokusunu alır. Hı-hı. Tamam mı? Şimdi koku reseptörleri burnun üst kısmında yer alan sarı bölgede bulunur. Arkadaşlar gözdeki sarı benekle karıştırmayın bunu. Bazen hızlı soru çözerken sarı benek miydi, sarı bölge miydi, sarı leke miydi, neydi diye bazen karıştırıyorsunuz. Sarı cisimcik de var mesela üreme sisteminde, corpus luteum. Sarı benekle karıştırmayın arkadaşlar. Sarı bölge. Tamam mı sevgili dostlar? Havada bulunan koku kimyasalları mukus içinde çözünerek duyu hücrelerinin sinirleri uyarılır. Arkadaşlar hemen bakalım. Bakın. Burnun hemen üst kısmında kokuyu çekiyoruz arkadaşlar. Havayı çekiyoruz. Bununla beraber içerideki koku zerreciklerini de alıyoruz. Bu bölgede sarı bölge olarak adlandırdığımız bölgedeki mukus içerisinde arkadaşlar çözünüyor. Bakın şurada mukusun içerisinde çözünüyor. Namı diğer sümük arkadaşlar. Beğenmediğiniz o sümük olmasa koku alamazsın. Koku alamayız arkadaşlar. Muhakkak orada çözünecek. Dolayısıyla kokunun alınması nedir? Fiziksel midir? Kimyasal. Kimyasaldır arkadaşlar. Ama söylemiştik zaten. Dil ve burunda neydi? Kimyası. Kemoreseptörler kimyası bulunuyor demiştik. Evet. Buradaki arkadaşlar bakın siller uyarılıyor. Epitel hücresi daha sonra bunlar arkadaşlar koku soğancığındaki sinirlere aktarıyor arkadaşlar. Şimdi bir şey yani, sorabilir miyim? Buyur hocam. Kimyasal olarak kokuyu aldık. Bunların içerisinde toz tanecikler de var değil mi? Evet. Mukus tutuyor. Mukus da işte, eriyor. Mukus tutuyor onlar. Ona zaten erime katı partiküller falan. Bazen çözüme uğruyor mu? Çözünülüyor mu? O yüzden mi reseptörlerden geçiyor içeriye doğru? Onu soracağım. Çözünen de olabilir. Hı. Ama yani o kendisi biraz bizzat geçmiyor. O uyarılıyor. O uyartı geçiyor. Uyartı geçiyor. Uyartı içeriye aktarılıyor. Şimdi bazen ufak çocuklarda falan hani buruna böyle kalem sokma, nohut sokma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Benim üniversitedeyken bir arkadaşım vardı. Koku alamazdı mesela arkadaşlar. Ufakken burnuna kalem malem sokmuş. Üst taraftaki sinirlerin hepsini tahrip ettiğinden dolayı üzerimize evet, parfüm sıktığımızda koklasana nasıl kokuyor falan ben koku alamam derdi arkadaşlar. Ondan dolayı yanında çok rahat. Tamam. Evet. Ama duyabiliyordu. Evet geçelim hocam. Şimdi koku reseptörleri çabuk yorulduğundan arkadaşlar aynı kokuyu uzun süre alamayız. Bundan dolayı bakın arkadaşlar okullarda bazen oluyor böyle tuvaletlerde falan 3-5 kişi doluyorlar arkadaşlar. Sigara migara falan içiyorlar. Ondan sonra zannediyor ki kokmuyoruz. Halbuki buram buram sigara kokuyor. Kendisine kokmuyor. Bir insan kendi üzerine sıktığı parfümün kokusunu bir süre sonra alamaz. Kendi ağız kokusunu alamaz. Sigara kokusunu alamaz. Çünkü o kokulara karşı koku soğancığı yorulmuştur. Kendi ağız kokusunu bilmez. Hı hı. Ondan dolayı arkadaşlar sen kokmuyor zannedersin ama kokuyorsundur. Yani dişini mişini fırçalaman lazım. Şu an ben mesela bilmiyorum kokuyor mu. Vural Hoca bilir arkadaşlar. Kendi vücut kokunuza karşı koku soğancığınız yorulmuştur. Şimdi mesela çok keskin kaliteli parfüm kullandığın zaman o kaliteli parfümün kokusu koku soğancını çabuk yorar. Ondan sonra ne yapar? Genellikle arkadaşlar bayan öğrencilerimizde çok oluyor bu. Bir defa daha üzerine sıkıyor. Aradan biraz zaman geçiyor kokluyor. Ya gene gitti kalitesizmiş. Bir daha sıkıyor. Bir daha derken koku bombasına dönüyor. Böyle gelirken... Bunu erkekler de yapıyor lütfen. Evet yani sen yani 10 metre öteden yaldır yaldır geliyor koku. Artık açıktan alarak dolaşmak zorunda kalıyorsun. Buna dikkat edin gençler. Aslında o koku var sizde. Sizin koku soğancığınız yorulmuştur. Bundan dolayı parfümeriler de kahve koklatırlar arkadaşlar. Diğer kokuya geçmeden evvel tekrar sıfıra alır. O şekilde geçer. Bazı böyle koku
gurmeleri mi diyeyim, koku gurmesi insanlar var arkadaşlar. İşte şeyler, parfümeri fabrikalarına falan çalışıyorlar. O adama denetiyorlar arkadaşlar. Olmuş mu diye. Adam böyle kokluyor, içine çekiyor. Tamam olmuş diyor. O zaman 10 ton basın bakın, bundan yapın diyorlar o parfümden. O insanların mesela parfüm kullanması yasak. Arkadaşlar koku duyusu talamusa uğramadan uç beyne iletiliyordu. Bunu da unutmuyorsunuz. Diğer duyular talamusa uğruyordu. Koku duyusu uğramıyor. Koku duyusu doğrudan limbik sisteme bağlı. Hani ne diyoruz? İşte kokunun hafızası var. Bazen kokuyu çekiyorsun. Eski anlara falan gidiyorsun. İnsan burnu arkadaşlar 10.000 farklı kokuyu ayırt edebilecek yapıda gelişmiş bir organ. Bir kez daha diyelim. Bakın sarı bölge dedik. Sarı bölgenin üst kısmında koku soğancığı var. Koku soğancığındaki arkadaşlar sinirler uzun süre aynı kokuyu alamaz. Yorulur. Arkadaşlar aslında bu güzel bir adaptasyondur. Böyle pis kokulu bir yerde uzun süre kaldığınız zaman arkadaşlar o kokuyu almazsınız. Biraz sabredin. Kokuyu almayacaksınız zaten. Tamam mı? Hani sınıftan böyle çıkıyorsun bazen dışarı. Tekrar içeri girdiğin zaman sınıf çok kötü kokuyor ya. Evet, nasıl? Mesela havasız kalmış o esnada alamıyorsun. Falan. Çünkü o kokuya karşı koku soğancığın yorulmuş oluyor. Dil arkadaşlar. Dil tat olayıdır arkadaşlar. Tadın alınması. Aynı zamanda arkadaşlar dil ile ilgili olarak konuşuyorum. Tadın alınmasını sağlar. Konuşmayı sağlar. Besinin ağız içinde çevrilmesini sağlar. Yutkunmayı da sağlar. Arkadaşlar mesela dilinizi kullanmadan yutkunmayı bir deneyin bakalım. Dilimle itiyorum arkadaşlar. Olmuyor. Sıvıyı en azından itersin. Ben yapabiliyorum da. Sıvıyı burada hareket şimdi ettirebiliyorsun da. Ama katı bir besini kalmıyor. Arkadaşlar dilini kullanmadan yutamazsın. Dil arkadan ittirecek. Bir. İkincisi konuşmayı sağlıyor. Mesela dilinizi kullanmadan D harfi diyemezsiniz. D. Bazı harfler mesela R harfini arkadaşlar söyleyemezsiniz. Beyaz söylüyor ama o boğazdan söylüyor. R diyor. Hı hı. Dil önemli bundan dolayı arkadaşlar. Konuşmayı sağlar. Besinin ağız içinde çevrilmesinde dil görevlidir arkadaşlar. Dişlerin arasına atar besini, kendisi aradan çekilir. Ama bazen böyle hunharca sakız çiğneyen, ağzından salyalar saçan insanlar var. Arada dili de ısırıyor ondan sonra. Karışıyor arada. Ama bizim buradaki mevzumuz tadın alınması olayı dille ilgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dilde üzerinde tat reseptörlerinin bulunduğu tat tomurcukları dilde papilla adı verilen çıkıntılarda bulunur arkadaşlar. Papilla. Tamam mı? Bir hakem vardı Cem Papilla. Bilmiyorum. Oradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Bakın şöyle çıkıntılar var dilde. Orada arkadaşlar papilla diye adlandırıyoruz. Duyu epitel hücreleri var. Bunun altında da çıkıntı yine değil ki girinti. Şöyle çıkıntı yapılar var. Bu şekilde çizmişler de hocam. Dedik. Şimdi erişkinlerde 3000 civarında tat tomurcuğu vardır arkadaşlar. Yaş ilerledikçe tat tomurcuklarının sayısı azalıyor. Hani yaşlı insanlar der ya işte artık tadım tuzum kalmadı, tadı tuzu alamıyorum. Hem hayattan tat lezzet alamıyorum, hem fiziksel olarak gerçektir bu. Hem de hani psikolojik olarak gerçektir. Yani yaşlandığı zaman insan yaşlandığında eski tatları alamaz. Yaşlı insanlar çaylarına biraz daha fazla şeker katarlar arkadaşlar. Çünkü tat tomurcuklarının sayısı azalıyor. Şu an dilediğiniz kadar işte baklava, börek falan yiyin. İleride o eski tatları alamayacaksınız. Mesela çocuklara bak. Çocuklarda arkadaşlar tat tomurcuğu sayısı çok daha da fazladır. Çocuklar dolayısıyla çok keskin tatları hissederler, yiyemezler. Mesela ben ufakken greyfurt kesinlikle yiyemezdim. Greyfurt'u çok pis böyle etkilerdi beni. Şimdi çok rahat yiyebiliyorum arkadaşlar. Maşallah. Tat tomurcuğum sayım azalmış vaziyette arkadaşlar. Geç hocam hadi tamam. Şimdi arkadaşlar tadın alınabilmesi için muhakkak ki besinlerde bulunan kimyasalların tükürük sıvısı içinde çözünmesi gerekir. Demek ki tadın alınması da kimyasaldır. Yani eğer tükürük sıvısı içerisinde çözünmezse besin tadını alamazsınız. Deneyebilirsiniz. Mesela plastik. Dilinizi çıkartın. Ondan sonra kullanılmamış selpak mendilli arkadaşlar kurulayın. Üzerine toz şeker serpin. Tadını alamazsın. Çözünmesi gerekiyor.
sıvı içerisinde muhakkak çözünmesi gerekiyor. Ne kadar fazla çözünürse arkadaşlar o kadar fazla besinin tadını alırsınız. Çok soğuk, donmuş veya çok sıcak besinlerin tadını alamazsınız. İki defa salep içme girişiminde bulundum bu yaşıma kadar arkadaşlar. İkisinde de dilimi yaktım, damağımı yaktım. Lanet olsun deyip attım. Biraz soğumasını bekleseydin keşke. Ama sıcak içilir falan diyorlar. Tadını alamıyorsun ki. O acı hissi geliyor yani. Dilini yakıyorsun. Bundan dolayı çok sıcak besinlerin arkadaşlar tadını alamayız. Çok donmuş olan besinlerin de tadını alamayız. Mesela çikolatayı koyun buzdolabının buzluğuna. İyice donduktan sonra çıkartın. Yemeye çalışın. Demir leblebi yiyormuşsun gibi böyle tadını alamazsın. Belli bir sıcaklıkta olması lazım arkadaşlar. Mesela tatlıların şahı künefedir. Sıcak olarak yeniyor. Arkadaşlar çok daha da fazla çözünüyor. Daha da fazla lezzet alıyorsun. Hakiki baklava da zaten biraz ısıtılarak yenir. Mikrodalgada 8-10 saniye. Yani Gaziantep'te o şekilde hafif ısıtarak verilir arkadaşlar. Baklava daha da fazla çözünür. Mesela çiğ köftede de bu şekildedir. Çiğ köfteyi yedikten sonra arkasına çayı içemezsin. Çünkü o ağzında kalan acı parçacıkları, o acı biber parçacıkları çayı içtiğin zaman o sıcak suda çok daha da fazla çözünüyor. Manyak yakıyor arkadaşlar dili. Yine mesela yaz aylarında böyle acılı menemen falan yiyorsun. Bir de çay içiyorsun. Çok daha da fazla o acıyı algılıyorsun. Evet. Ondan dolayı çözünürlük arttıkça arkadaşlar hissettiğiniz tat daha da artar diyoruz. Tat reseptörleri gençler dilin her yerinde bulunmasına rağmen farklı tatları algılayan tat tomurcukları dilin belirli bölgelerine yoğunlaşmışlardır. Ne demek istedik arkadaşlar? Şimdi dilin ön bölgesi daha çok tatlıyı almaya karşı özelleşmiş reseptörlerle dolu. Bu demek değildir ki ben dilin ön tarafında acıyı almayacağım. Alırsınız ama biraz daha az alırsın. Çiğ köfteyi dilinizin arka tarafında şöyle bekletin. Bakın nasıl acı patlaması yaşıyorsunuz. Yan taraflarda şu yan taraf arkadaşlar şuralar ve şuralarda tuzluya karşı özelleşmiş reseptörler var. Bunlar zaten şeyde de ilk öğretimde de ortaokulda da öğrencilerimizin görmüş olduğu konular. Yan taraflar arkadaşlar ekşi, arka taraflar arkadaşlar acı duyusuna karşı yoğunlaşmış reseptörler içeriyor. Yani 4 tane temel tadı alıyoruz arkadaşlar. Fakat bilim adamları yapmış oldukları çalışmalar neticesinde umami denen 5. bir tat bulmuşlar. Umami Japonca arkadaşlar. Glutamat denen bir amino asit alınıyor. Glutamat. Besinlere lezzet de veriyor arkadaşlar. Şeylere konuluyor. Monosodyum glutamat. Besin maddelerine falan konuluyor. Yediriyor böyle. Yani en sevmediğin kapuskaya bile koysan şapur şupur götürüyorsun. Yani. Kapuskayı severim. O ayrı bir şey. Peki bu nasıl biter? Ekşi tuzlu arası mayhoş. Yani yok mayhoş değil. Lezzet ve veriyor. Umami. Beşinci tat diyorlar arkadaşlar. Aktarlardan alabilirsiniz. Aktarda var mı onu bilmiyorum ama bunu şey firmaları çok kullanıyor maalesef ki. Gıda firmaları. Bunlardan da katıyorlar. Lezzet verdiriyor. Yedikçe yiyor. Adamın yiyesi geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle şurada da gösterdik. Tatlıya, tuzluya, ekşiye, acıya duyarlı bölge. Arka taraf gırtlak dedik. Papilla var dedik arkadaşlar. Ve böylelikle arkadaşlar tadı bitirmiş olduk arkadaşlar.